Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Onunla başlayacağım. Şöyle göstereyim. Himalayan'ın ihraç fazlası ipini kullanacağım. Şöyle az kalın bir ip. Onunla güzel bir model başlayacağız. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Tek sıradan oluşan bir model. Kullanacağım şiş 4 numara. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Bu model lastik istemiyor arkadaşlar. İsterseniz lastiğin üzerine de yapabilirsiniz. Ama lastik istemeyen bir model. Şöyle ben kısa bir anlatım yapacağım. Az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Siz de yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelinizi başlayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. İlmeklerimizi şu şekilde ayarlayacağız bakın. Bunun bir tanesini kenar ilmeği olarak bıraktım. 4 tanesi model kuracağız. 4 4 4, 4 model kurmak için kenarlarda birer ilmek. Yani 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. İlmeklerimizi aldıktan sonra şöyle bir sıra düz öreceğim. Ben lastiksiz başlayacağım için bir sıra düz örüyorum. örgümüzün ön yüzüne geçince modelimizi kurmaya başlayacağız. Gerçi bu modelin tersi düzü yok. İki tarafta aynı işlem yapıldığı için iki tarafta kullanılabilecek bir model aynı görüntüde. Yapımı da şimdi göreceğiniz gibi oldukça kolay. Bir sıra düz ördüm. Zemin hazırladım yani. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Model tek sıradan oluştuğu için yani birinci sıra, ikinci sıra diye bir şey söylemeyeceğim. Kenar ilmeğimi, pardon, şurada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek düz ördüm. İpimi bir kez doladım. Daha sonra iki ilmeği bir. Bakın iki ilmeği bir. Düz örerek kestim. Şöyle. 2 ilmek düz ördüm. Bir, iki. Sadece sıra başında, sıra sonunda bir düz örüyoruz. Ortadaki düzlerimiz iki tane. İki düz ilmek ördükten sonra ipimi bir kez doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. İki düz ilmek örelim. Bir. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. 2 ilmeği ikisini bir alarak düz ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Önce artırma yaptım, daha sonra kesme işlemi yaptım. 1 ilmek, pardon, 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestik kenarda bir düz ilmek sıra başında da yine bir düz ilmek örmüştüm sonunda da bir düz ilmekle bitirdim sıramı kenar ilmeğimi de ördüm modelde yapacağımız işlem bu arkadaşlar her iki yüzünde de aynı işlemi yapacağız şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek ördüm ipimi doladım. Bakın bu öndeki ilmek ve şu artırma yaptığım ilmeği ikisini bir alarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek düz ördüm. 1 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmek ve arkadaki ajur yaptığım ilmeği önce bir doluyorum. Yine bir ajur yaptım. Daha sonra İkisini bir alarak bakın ikisini bir alarak kesme işlemi yaptım. 2 düz ilmek, 1 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Sıradaki ilmeğin ve arkadaki bakın artırma yaptığım ilmeğin ikisini bir düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek düz, 1 2 ilmek düz ördüm bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm kenarda. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Evet modeli iki kez yapmış oldum. Arka yüzünde de ön yüzünde de aynı işlemleri yaptık. İsterseniz bir iki sıra daha yapalım model tam kendini gösterecek. Şu anda modelimiz pek belli değil. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek. Bir doladım. Artırma yaptım. Daha sonra sıradaki ilmek ve arkadaki bakın şu ajur olan ilmeğimi ikisini bir alarak düz ördüm ve kestim yani. Önce artırdım. Daha sonra kesme yaptım. İki düz ilmek bir ilmek doladım. İki ilmeği ikisini bir düz örerek kestim. İki düz ilmek. Bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. İki ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Sıra sonunda bir düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Bir sıra daha yapalım hemen modelimizi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek. Bir kez doladım şişime ipimi ve sıradaki iki ilmeğimi bakın iki ilmeğimi düz örerek kestim. Önce artırma işlemi, daha sonra 2 ilmeği kestim. 2 ilmek düz, 1, 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi bakın öndeki ilmek ve arkadaki ajurlu ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı. Tabii ki ilerledikçe daha güzel görünecek bir model. İki ilmeği düz örerek kestim. Hemen 2 ilmek düz ördüm. Hemen arkasından bir ilmek doladım. 2 ilmek düz örerek kestim yine. Kenarda bir düz ilmek. Daha sonra bir de kenar ilmeğimi ördüm. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Model böyle ilerleyecek. Tabii ki ilerledikçe güzel görüntüsü ortaya çıkacak. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay ve gösterişli bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Ben şöyle bir de küçük bir parça daha yapmıştım. Onu göstereyim size. Bakın modelin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Şunu beraber kurduk. Bunu da daha önce yaptım ben. Bunda da lastik kullanmadım. İlmeklerimi aldıktan sonra bir sıra düz ördüm. Örgümün ön yüzüne geçince modelimi kurmaya başladım. Dediğim gibi modelin yani biraz önce de yaptığımız gibi ön yüzünde, arka yüzünde aynı işlemleri yapıyoruz. Bakın, iki tarafında görüntüsü aynı. Kenar ilmeklerimiz de bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şöyle yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü, fark eden bir şey yok yani. Evet. Modelimiz böyle. Gördüğünüz gibi model oldukça güzel ve yapımı da çok çok kolay olan bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, büyük örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Benim kullandığım şöyle az bir kalın ipti. Bunda da çok güzel, tok bir görüntüsü oldu örgünün. Bebe yünlerinden de yapabilirsiniz. Yapacağınız örgüye göre ipinizi belirleyebilirsiniz. Atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Şal yapımında iki yüzü de aynı kullanabileceğiniz ince iplerle, yeleklik iplerle şal yapabilirsiniz. Harika olur yani. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.